Otunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un seçim iletişim merkezi açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan seçim iletişim merkezi önünde toplanan coşkulu kalabalık, başkanlar sahneye çıkana dek sloganlar atıp şarkılar söyledi. Çok sayıda partilinin katıldığı açılışta kürsüye ilk çıkan İl Başkanı Abdülkadir Adar oldu. Adar, 3. Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün Eskişehir'de 3. Seçim Büromuzu, Seçim İrtibat Büromuzun açılışını yapıyoruz. Tabii artık öylesine bizi alıştırdınız ki bu açılış büroları, büro açılışları birer miting haline geldi. Kim ne derse desin Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir'de yeniden yerel yönetimlerde başarılı olacak. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Gaye Ustaer kürsüye geldi. Yerel seçimlerin 31 Mart tarihinde biz bu siyasal iktidarı hem yerelde hem genelde Türkiye'yi yasaklar ülkesi yaptıkları için, Türkiye'yi yolsuzluklar ülkesi yaptıkları için ve Türkiye'yi yoksulluk ülkesi haline getirdikleri için hep birlikte götürmeye hazır mıyız? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel de Eskişehir'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı iken, ülkeyi karış karış gezerken Yılmaz Kalaca ile birlikte bana sorarlardı ve ben konuşmama şöyle başlardım. Ne mutlu ki Eskişehir'de doğdum ve ne mutlu ki İzmir'de yaşıyorum. İkisi de başı dik, alnı açık, helal kazanan, yiğit, namuslu insanların, rüşvetler karşısında boyun eğmeyenlerin. Ben seçeceğim kardeşim, bana rüşvet versen de vermesen de ben doğruyu seçeceğim, namusluyu seçeceğim. Ben onurluyu seçeceğim, bana gerçek hizmet vereni seçeceğim diyen kentler, başı dink kentler. Seçim ofisi açılışındaki kalabalığın başarının habercisi olduğunu söyleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da şöyle konuştu. Bugün yine çok güzellikler yaşıyoruz. Bu mekanları hazırlayan arkadaşların ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. O kadar güzel yapmışlar ki bu tabii bir başarının habercisi olarak görüyorum ben. Sevgili dostlar, bu şehirde çok ciddi 20 yıllık emek var. Esasında şehirler 20 yılda pek kabuk değiştiremez ama Eskişehir'de sizlerin de yardımlarıyla Eskişehir'imiz biraz önce sevgili vekilimin söylediği gibi yıldızlaştı. Gökyüzüne çıktı, Avrupa'ya çıktı, her yere çıktı. Bunda en büyük emek sizlerin. Lütfen kendinizi bir alkışlar mısınız? 20 yıl önce Eskişehir'in çok farklı olduğunu söyleyen milletvekili Jale Nursüllü ise bu şehir şimdi bambaşka bir hal aldı dedi. Adı gibi bir Eskişehir'den yepyeni bir şehir doğdu. Biz bu şehrin sokaklarında huzurla, güvenle ve mutlu yürüyebiliyorsak bunları bu şehirde belediye başkanlarımıza borçluyuz. Evet, il başkanımız anlattı, parti meclisi üyemiz ve sevgili İzmir milletvekilimiz anlattı. Türkiye gerçekten iyi yönetilmiyor. Ama biz Eskişehirliler şehri iyi yöneten, sadece insan odaklı projeleriyle şehre dokunan başkanlarımız sayesinde bugün Eskişehir'de hep birlikte mutlu ve gururlu yaşıyoruz. Ve bu gururu da hep birlikte paylaşıyoruz. Ne diyoruz? İyi ki, ne mutlu Eskişehirliyim diyene diyoruz. Evet, biz ne mutlu Eskişehirliyim dedirten başkanlarımıza gönülden bir teşekkür borçluyuz. Yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olma isteğinizi büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Çünkü daha yapacak çok işimiz var diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise şu ifadelerde bulundu. Eskişehir her ne kadar bugüne kadar uyguladığımız projelerle, 3 belediyede, 5 belediyede uyguladığımız projelerle dünya standartları içerisinde öne çıkan bir şehir olmuşsa da ancak daha parlak
örnekleri vereceğimiz bir dönem bizi bekliyor. Sizlerle beraber olmanın, sizlerden aldığımız güçle yeni yeni projeleri bu halkımız için, sizler için ve Türkiye'de diğer belediyelere örnek olacak AKP'li belediyeler dahil hizmetler hazırda bekliyor. Allah kısmet ederse 31 Mart'tan sonra Türkiye'de Eskişehir'i çok daha başka bir şehir olabilme yolunda hızla ilerlerken göreceksiniz ve bugün duyduğunuz gururun 100 misli daha fazla gurur duyacaksınız Eskişehir'de. Ardından kürsüye gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt büyük bir coşkuyla karşılandı. Ve Eskişehirliler bugün Cumhuriyet'e sahip çıkıyor. Niçin? Çünkü Atatürk diyor ki benim iki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Eskişehir ikisine de sahip çıkıyor. Cumhuriyeti demokratik, laik, parlamenter bir cumhuriyet olmaktan asla döndüremeyecekler. Eskişehir'den bunu durduracağız. Nasıl durduracağız? Yerel yönetimlerde yaptığımız devrimlerle durduracağız. Bu üçlü güçlü bir biçimde devam etmeli ve devam edecek. Şuna inanıyorum sevgili arkadaşlar. Eskişehir'de çocukları ve kadınları mutlu olan bir kent yaratacaksak 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkacağız.